olduğu ifadesini kullanmıştı. Selam Ali Şeker hatta, lütfen tamam. İlk sorunu yöneltir misin? Ali Bey merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Nasılsınız şu anda? Merhabalar, Türk demokrasisini korumaya çalışıyoruz barbarlık yapanlar karşısında. Kadınlara oy kullandırmayıp onun yerine oy kullanmak isteyenler karşısında yasalara uygun oy kullanmasını temin etmeye çalışıyoruz. Halbuki bu görev devletin kendisinin tamamı. Kaç gündür uyardığımız halde bölgeye güvenlik kuvveti gönderdiğimiz halde sadece 4 kişiyle oraya önlem alındı. Ve bütün uyarılarımıza, bütün taleplerimize rağmen orada tacizler devam etti ve linç girişiminde bulunmaya cüret edebildiler. Ve bunlara karşı biz demokrasiyi korumaya çalışıyoruz. Şu anda sorun aynı şekilde devam ediyor mu? Yani şu anda da sizin bu mücadelenizin önünde engeller var mı? Şöyle, Sayın Mahmut Tanal geldi. Ben geçtim işlemler için. Geçtim. Mahmut Bey geldikten sonra ona devredip sandığı geldik. Şöyle diyeyim, sabah saat 7'den itibaren biz oradaydık. Ve 8'de oy verme işlemi başladı. Saat 1,5 saat geçmesine rağmen yaklaşık bir tane köyden kadın gelip oy kullanmadı. Ve kimliksiz oy kullanmaya kalkanlar oldu. Biz yasal olarak sürecin yürütülmesini talep ettik. Ve sürekli bizleri taciz ettiler. Urfa'ya İstanbul'dan ne işiniz var geliyorsunuz şeklinde. Biz partimiz ve demokrasi açısından herkesin hakkını korumak için burada olduğumuzu ifade ettik. Ve fiziki olarak 30 kadar kişi bir linç girişiminde bulundu. Biz 3 kişiydik orada, 3 sandıkta görevli arkadaşlarla. Ve böyle bir saldırı girişiminde bulunuldu. O anda 4 tane jandarma zaten toplam bütün köyde bulunan arkadaşlar vardı. Onlar araya girdiler ama o arada da o tacizle işte usulsüz oy kullanma ve kadınların yerine oy kullanma konusundaki ısrarlarını devam ettiler. Yaralandığınızı gördüm. Biraz önce görüntülerinizi de aktardım Ali Bey. Sizi darp ettiler. Telefonunuz kırıldı diye biliyoruz. Nasıl oldu? Kimse yardıma koşmadı mı size? Yardıma değil. Toplu bir köyde linç girişimine maruz kaldık. Orada bir arkadaşımız o anda yan taraftaydı. İki arkadaşımız özellikle fiziki saldırıya maruz kaldık. Özellikle bizim alanı terk etmemiz konusunda defalarca tehdit edildik. Ve geçen seçimlerde arkadaşlarımız tehdit edildi. Burada tedbir alınmadı. Bu olarak alınmayan tedbir. Onun için demokrasiye sahip çıkmak gerekiyor ve bu barbarlık yapanlar karşısında demokrasimizi savunmamız gerekiyor. Kadınların yerine oy kullanmayı kendilerine hak görenlerin bu şekilde devam etmemesi için devletin sandıkları koruması gerekiyor. Biz devlete karşı sandıkları korumak zorunda kalıyoruz ve böyle saldırılara maruz kalıyoruz. Demokrasi mücadelesi için herkesin sandığa gitmesi gerekiyor. Ali Bey, mesela siz Eyyubiye Karaalim mahallesindeydiniz değil mi? Orada oldu bu olaylar ama ben mesela az önce bir başka notu aktardım. Akçakale Yazlıca Kırsal Mahallesi'ndeyiz diye. Baro üyesi, hemen söylüyorum, Ronayi Paydaş avukatlardan. Evet, sadece o noktada değil, farklı noktalarda sorunlar var değil mi? Çok noktada devlet memurları tehdit ediliyor. Yani toplu oy kullanma karşısında kanuni görevini yapmaya çalışanlar tehdit ediliyor. Bu çok noktada oluyor ve oraya olabildiğince arkadaşlarımızla gidip müdahale etmeye çalışıyor. Doğru oy kullanılması, iki oy kullanılması için oy sahtekarlığı yapılmaması, toplu oy kullanılmaması için orada bulunan arkadaşlarımızı fiziki olarak darp ediyorlar. Geçen kaynar su döktüler. Ronay Bey'le yine 14'ünde bu sefer yine birçok arkadaşımızı bu şekilde bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Burada devlet olarak görevini yapmak zorunda. Devlete karşı biz devletin görevini yapmaya çalışıyoruz. Sandık güvenliğini, sandığın namusunu korumaya çalışıyoruz. Peki Çevik Kuvvet, Şanlıurfa Emniyet Müdürü, jandarma komutanıyla konuştuğunuzda size ne diyorlar? Bir, ikincisi uzatmayayım. Çok yoğunsunuz ve yorgunsunuz ve zor durumdasınız. Şunu da sormak isterim. Tulum olarak kadınların oy hakkı elinden alınarak belli adaya mühür vuruluyor. Seri olarak iddia bir. İddia iki,
14 Mayıs'ta da sizin gidip nezaret etmek istediğiniz o sandıklarda tek bir adaya, tek bir geçersiz oy olmadan bütün oylar aynı mühürde, aynı yere vurulmuş şeklinde. Biraz anlatır mısınız o anları da? Şöyle, 1093 oy var bu Karali köyünde ve birçoğu dışarıda. Ve onların yerine oy kullanmak istiyorlar bir. İkincisi, yani bu mevsimlik işçilikten dolayı birçoğu gelmedi. Ve kadınları da sandığa getirmek gibi bir anlayış maalesef yok. Yani hala ortaçağ anlayışında olan insanlar ve onların yerine oy kullanılmasına müsaade etmeyene de darp eden bir anlayış var. Ve biz bunlarla ilgili valiliğe, il seçim kuruluna defalarca dilekçe de yazdık. Arandı da, tedbir alınması da talep edildi. Milletvekili olarak da orada sandığın namusunu koruma konusunda bulunacağımızı da belirttik. Ve orada görevli olan sandık görevlisi arkadaşlarımız tehdit edilerek geri çektirildi. Ve buna rağmen biz hala burada demokrasiyi ve sandığın namusunu korumaya çalışıyoruz. Tabiri caizse. Elinize, emeğinize sağlık. Son olarak yarım kalmasın. Emniyet müdürüyle, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü ya da garnizon komutanı ya da jandarma bölge komutanıyla konuşma fırsatınız, destek talebiniz oldu mu? Size destek verdiler mi? İl başkanımız dün biz hem mesaj olarak da yazdı hem telefonla da görüştü. Her birine resmi olarak dilekçeyle de bu toplu oy kullanılan ve insanların oy hakkı gasp edilen yerlerle ilgili dilekçeler de verildi. Buna rağmen olay olduktan bir saat sonra, 45 dakika sonra diğer görevliler gelmeye başladı. Ali Bey, çok teşekkürler. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ediyorum. Yani herkesin sandığa gidip demokrasine sahip çıkması gerekiyor. Bu tür anlayışların Türkiye'yi teslim almaması gerekiyor. Evet. Şimdi Ali Şeker de son olarak dedi ki sandığa sahip çıkmak gerekiyor, oy kullanmak gerekiyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da az önce bir tweet attı. O tweet'i de ekrana getirelim. Eşim Selvi Hanım'la birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Tüm milletimizi önce oy kullanmaya, sonra sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Vatanını seven sandığa gelir. Bir kez daha aynı cümleyi kullandı. Vatanını seven sandığa gelir. Bu arada Ekrem, bilmiyorum sana gelen mesajlardan da bana gelen mesajlardan da ben şöyle bir izlenim edindim. Sabah saatlerinde evet daha tenhaydı oy kullandığımız okullar. Ama öğle saatleri itibariyle yoğunluk başladı. Ve bir de gerçekten işte pusula iki aday. Hemen kullanıyoruz, hemen zarfa süreç koyuyoruz. Süreç çok hızlı. Süreç hızlı gidiyor. O nedenle de böyle uzun kuyruklar görmüyoruz. Bunu şu nedenle söylüyorum. Hani sabah böyle bir acaba katılım düşük mü falan diye böyle bir düştü sanki enerjimiz. Ama değil. Aslında öğle saatleri itibariyle katılımın yoğunlaştığını görüyoruz. Son birkaç saatte daha da yoğunlaşacak, bunu biliyoruz. Ve herkes, hadi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle söyleyelim, vatanını seven sandığa gidiyor bugün ve önümüzdeki saatlerde umarız daha da artacak. Özellikle Ümit Özdağ, Zafer Partisi lideri. Şunu söylemek lazım, o önemli bir ivmelenmeye neden olduğu, Millet İttifakı'nda Zafer Partisi'nin desteğini açıkladıktan sonra ciddi anlamda bir devinim sağladığına dair önemli bilgiler var. Biliyorum Önder bekliyor İzmir'de. Ümit Bey'den hemen sonra dönelim. Çünkü hazırlandı Ümit Özdağ. Kılıçdaroğlu'nun yanındayım demişti. Oyunu kullandı. Bir Ümit Bey'i duyalım sonra İzmir'e gidelim. Bu seçimden sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin çok ağır sorunları üstlenecek. Bir yönetimle yola devam edeceğiz. Dileriz ve Zafer Partisi olarak bunun mücadelesini verdik. 21 yıllık yorgun bir yönetimden sonra Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansını bulur. Seçimlerde bunun için Türk halkının iradesini gösterdiği anlar ve umarım yine Türk halkı bu anı doğru değerlendirir, bugünü doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar.
Her zaman doğru tercih yapıyor muyuz? Her zaman doğru tercih yapmıyoruz. İnşallah bu sefer yaparız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Akşam seçimleri nereden takip edeceksiniz? Genel merkezde mi olacak? Zafer Partisi Genel Merkezi'nde arkadaşlarımızla birlikte izleyeceğiz seçimleri. Peki, iyi günler diliyorum. Ümit Özdağ'ı dinledik. Önemliydi kurduğu cümleler. Hemen beklettim Önder İnce'yi. İzmir'e, Ege'ye bir gidelim. İşte Konak'tan, bazı noktalardan önceden mühür vurulmuş pusulalar olduğuna dair iddialar